İyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Alanya Medya TV Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Fuat Kantarcı. İlk haberimiz, Alanya AK Parti Divan Kurulu toplandı ve Mevlüt Çavuşoğlu konferans salonunda yapılan toplantıya Mustafa Toklu ve Antalya'nın tüm milletvekilleri tam tekmil toplantıya katıldı. Alanya AK Parti Divan Kurulu toplandı. AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Divan Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Toklu, 2,5 yıllık süreçte bizlere destek veren siz değerli üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bizler davamızın peşinde koşarken bizi sizler motive ettiniz dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Toplantısı Divan Kurulu toplantısını bugün saat 17'de Alanya İlçe Teşkilatı'nda gerçekleştirdi. Mevlüt Çavuşoğlu konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethemtaş, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Kadın Kolları Başkanı Müge Öztekin, Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacu'nun yanı sıra partide görev yapmış tüm belediye başkanları, meclis üyeleri ve ilçe başkanları ve partililer katıldı. Partinin asıl sahipleri sizlersiniz. Toplantının açılış konuşmasını ilçe başkanı Mustafa Toklu yaptı. Danışma meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Partinin 20 yıldır davamız için çeşitli kademelerinde görev yapan ve bu dönemlerde sürekli partimizin gelişmesi, davamızın ilerlemesi için gerek belediye başkanı olarak, gerek ilçe başkanı olarak, gerek il genel meclis üyesi, yönetim kurulu üyesi, mahalle başkanı, kadın ve gençlik kollarında görev almış, partimizi bugüne getirmiş değerli büyüklerim. Yaklaşık 2,5 yıldır AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak görevimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Bu süreçte zaman zaman yaptığımız hataları, bizleri doğru şekilde eleştirilerde bulundunuz. Zaman zaman yaptığımız olumlu çalışmaları takdir ederek bizim daha iyi motive olmamız için bize desteklerinizi dile getirdiniz. Bu süreçte her zaman arkamızda oldunuz, her zaman samimi bir şekilde davanın peşinde koşmamız için bizleri motive ettiniz. Bugün bu toplantımızda bu denli yoğun bir şekilde katılım göstermeniz bizleri tekrar tekrar mutlu etti. Bugün bu davanın asıl sahibi olan sizlere söz vermek için sözlerimi burada noktalamak istiyorum dedi. Taş, onların Mevlüt Çavuşoğlu gibi bir bakanı yok. Daha sonra kürsüye gelen AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethemtaş da AK Parti'nin 18 yıl boyunca aralıksız olarak iktidarda kalan dünyadaki tek parti olduğunu söyledi. AK Parti'nin başarısının vatandaşların taleplerinin birebir dinlenmesinden kaynaklandığını belirten Taş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böce'ye de eleştirilerde bulundu. Taş, biz Antalya'da seçimi kaybettikten sonra vatandaşlarımızın bize verdiği muhalefet görevini en iyi şekilde yapacağımızı söylemiştik. Aradan geçen sürede görüyoruz ki o günde dediğimiz gibi daha Antalya'da bir çivi bile çakamadılar. Biz onların koyun bile güdemeyeceğine daha o zaman söylemiştik. Tabii onların hem koyun güden hem de Avrupa'da parlamentoyu yöneten Mevlüt Çavuşoğlu gibi bir dışişleri bakanı yok. Bizler bakanımız olduğu için çok şanslıyız dedi. Toplantının devamı basına kapalı olarak gerçekleştirilirken partililer ve vekiller istişare yaptı. Evet, seçimler başladı. Parti içerisindeki il ve ilçe teşkilat seçimleri de hızla yapılmaya devam ediyor. Antalya'da da Cumhuriyet Halk Partisi'de yeni bir dönem başladı. Bayar dönemi başladı. 627 delegesiyle seçime giren Antalya Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri 335 oy farkla Nusret Bayar yeni il başkanı seçildi. Eski başkan Ahmet Kumbul 43 oy farkla seçimi kaybetti. Antalya CHP'de Bayar dönemi. CHP Antalya'nın il olan kongresi sona erdi. 627 delegenin oy kullandığı ve iki adayın yarıştığı seçimde Nusret Bayar 335 oy alarak rakibi mevcut başkan Ahmet Kumbul'u 43 farklı geride bıraktı. CHP 37. olan il kongresi Konyaaltı Nazım Hikmet Fuar Merkezi'nde yapıldı. Doğal delege ile birlikte 646 delegenin oyuyla başkanlığın belirlendiği kongrede mevcut il başkanı Ahmet Kumbul mavi, Nusret Bayar ise beyaz listeyle sandıkta yarıştı. Sabah saatlerinde başlayan kongre adaylar kendilerini destekleyen partililerin tezahüratları eşliğinde geldi. Ahmet Kumbul, büyük bir aile olmak için yola çıktıklarını kaydederek bu zamana kadar yaptıkları çalışmaları anlattı. İktidar olabilmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Kumbul, birlik ve beraberlik mesajında bulundu.
Evet, bu haber gerçekten çok önemli. Aslında belki en çok özlenen haberlerden bir tanesi. Her ne kadar sporda fair play deyip de sadece fair play sözde kalmış olsa da Alanya'mızın Kestel Spor'u adeta fair play'in tam da göbeğinde Mehmet Küçük Durmuş kardeşimizin, Kestel Sporlu Mehmet Küçük Durmuş kardeşimizin yapmış olduğu, arkadaşı sakatlandı diye topu gol çizgisinden değil de taca vuruşunu sadece Alanya Antalya değil tüm Türkiye konuştu. Tabii bu güzel konuşmanın ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de Mehmet Küçük Durmuş kardeşimizi ödüllendirdi. Aslında o da sembolik bir ödüldü. Mehmet Küçük Durmuş bir kez daha gönüllere girdi. Almış olduğu ödülü de şehit ailelerine, şehit yakınlarına teslim etti. Türkiye'nin konuştuğu Mehmet'e Başkan Yücel'den jest. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel maçta gol pozisyonuna girdiği sırada rakibinin sakatlanması üzerine topu taca atarak skordan önce rakibinin sağlığını gözeten Kestel Sporlu futbolcu Mehmet Küçük Durmuş'a teşekkür plaketi ve 5000 TL'lik prim verdi. Futbolcu Küçük Durmuş ise aldığı primi şehit ailelerine bağışladı. Kendim ve takım arkadaşlarım adına, takımımızın adına bu ödülü Bahçesaray'da şehit olan askerlerin ailelerine ve yönetim hakkına bağışlıyorum. Bölgesel Amatör Lig 7. grupta lider durumda bulunan Alanya temsilcisi Kestel Spor'un Yatağan Spor ile oynadığı maçta gol pozisyonuna girdiği sırada rakibinin sakatlanması üzerine topu taca atarak centilmenlik örneği sergileyen 25 yaşındaki Mehmet Küçük Durmuş'un bu hareketi kısa sürede sosyal medyada yayılırken binlerce kişi ve birçok kulüp tarafından takdirle karşılandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Milli Egemenlik Stadyumunda oynayan Kestel Spor, Denizli Sarayköy Spor maçı öncesi düzenlenen törenle Küçük Durmuş'a teşekkür plaketi ve 5000 TL'lik prim verdi. Küçük Durmuş, bu jestinden dolayı Yücel'e teşekkür ederken prime ise Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ felaketinde şehit düşenlerin ailelerine bağışlayacağını söyledi. Başkan Yücel, futbolcunun bu örnek davranışından dolayı sergilediği fair play örneğiyle yerli yabancı tüm futbol camiasının gönlünü kazanan Kestel Sporlumuzun kıymetli futbolcusu Mehmet Küçük Durmuş'a kulübümüz ve belediyemiz adına teşekkür plaketi sunduk. Kendisi için hazırladığımız prim jestini de Van Bahçesaray şehitlerinin ailelerine bağışlayarak gönülleri bir kez daha fetheden futbolcumuzu canı gönülden kutluyorum dedi. Sıradaki haberimiz gerçekten çok önemli sevgili dostlar. Öncelikle şunu gerçekten çok samimi olarak söylüyorum. Alanya.com'u kaçakçılık organize ile mücadele ekibini yine başarılı operasyonlardan bir tanesine daha el attı. Kaçak tütün operasyonu. 50 kilogram kaçak tütün ele geçirerek 6800 adet de sarılmamış makaron yine aynı şekilde bu ele geçirilenlerin arasında bulunmaktaydı. Yalnız şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Bu sadece devletten beklenen operasyonlar olmamalı. Buna biz de aynı şekilde itibar etmemeliyiz. Biz de bunlara teşvik destek vermemeliyiz. VTR'mizi izledikten sonra da lütfen bir kez daha düşünelim. Alanya'da kaçak tütün operasyonu. Alanya'da polisin operasyonunda 50 kilogram kaçak tütün ve kaçak tütüne doldurulmuş 6800 adet makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Güllerpınarı Mahallesi'ndeki iki depodan piyasaya kaçak tütün sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis 50 kilogram kaçak tütün ve kaçak tütünle doldurulmuş 6800 adet makaron ile 1040 adet doldurulmamış makaron ele geçirdi. Ekipler kaçak tütün ve makaronlara el koyarken olayla ilgili VA gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu suçu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi. Bu haberle ilgili bir yorum da yapmak istiyorum sevgili dostlar. Çok önemli çünkü sevgili seyirciler. Kaçak herhangi bir malzeme, tütün veya kaçak olan herhangi bir şeyi kullanıp da Allah korusun Allah göstermesin istemeyiz ama eğer ilçemize veya Türkiye'nin herhangi bir yerine bir şehit haberi geldiği zaman şehitler ölmez vatan bölünmez diye slogan atarken lütfen ama lütfen
bu kaçak olan hiçbir şeye de tevessül etmeyelim. Bu da gerçekten bizim vatandaşlık bir görevimiz. Ben de buradan bu vatandaşlık görevini yerine getirerek küçük bir uyarıda bulunmak istedim. Sıradaki haberimiz halk et. Hani ucuz etin yemeği olmaz derler ama tabii ki her şey her zaman öyle değil. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sayın Muhittin Böceğin bu üçüncüsü olan Alanya'da ucuz halk et mağazası açılışı yapacak. Kepez'de yaptı, Manavgat'ta, Alanya'da da Mart ayında inşallah önümüzdeki aylarda Cuma pazarında halk et satışa sunulacaktır. Halk Et'in 3. satış mağazası Alanya'da açılıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin, halkı ucuz, kaliteli ve sağlıklı ete buluşturduğu Halk Et mağazalarının 3.'sü Alanya'ya açılıyor. Halk Et'in Kepez ve Manavgat'ın ardından Alanya'da açılacak 3. mağazasının Mart ayı içerisinde hizmete açılması için hazırlıklar sürüyor. Yerelden ve kırsaldan kalkınma hedefiyle yola çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin halkı ucuz ve sağlıklı ete buluşturmak için hayata geçirdiği Halk Et projesi Antalya genelinde yayılıyor. Kepez ilçesi Zafer Mahallesi'nde açılan ve yoğun ilgi gören ilk satış mağazasının ardından Manavgat'ta açılacak Halk Et'in ikinci satış mağazası için son aşamaya gelindi. Manavgat ilçesi Bahçeli Evler Mahallesi'nde açılacak Halk Et Manavgat satış mağazasının kısa süre sonra hizmete açılmasının planlanırken Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET Halk Et'in 3. mağazasını Alanya'da açmak için başlattığı çalışmalarda sona geldi. Alanya'da Mart ayı içinde hizmete açılması planlanan Halk Et satış mağazası, Şekerhane Mahallesi, Eczacılar Caddesi Cuma Pazarı mevkiinde bulunuyor. Antalyalıların güvenilir, kaliteli, sağlıklı et ürünlerine uygun fiyatla ulaşabildiği Halk Et mağazasının Alanya'da açılacak olması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Evet, Alanya yaklaşık yani son bir haftanın çok soğuk günlerini yaşıyor. Tabii bu soğuklardan insanlar etkilendiği gibi sebze meyve de etkilenmemesi için seracılar adeta seralar içerisinde nöbet tutuyorlar. -2 dereceye kadar varan soğuklar ve seracılar da seralarını ısıtmak için değişik yöntemler buldular. Soba yakıyorlar. Önümüzdeki günlerde ürünü daha pahalıya yememek adına seracılar nöbette. Alanya'da üreticinin don nöbeti. Alanya'da hava sıcaklığının gece -2 dereceye kadar düşmesi nedeniyle üreticiler seralarda nöbet tutmaya başladı. Üreticiler soba yakarak ve buharlama tekniği kullanarak seralarının ısının 5 derecenin altına düşmemesi için yoğun çaba harcadı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden cumartesi ve pazar gecesi bölgede zirai don uyarısı yapılmasının ardından örtü altı sebze üreticileri seralarında aşırı sıcaklık düşüşlerine karşı nöbet tutmaya başladı. Örtü altı üretiminin önemli merkezlerinden Alanya'da üreticilerin bir kısmı gündüz taşıdıkları odunları gece boyunca serada kurdukları sobalarda yakarken bazı üreticiler ise buharlama tekniğini kullanarak seranın ısısının 5 derecenin altına düşmemesi için çaba harcadı. Kazanlarda su kaynatarak ve ürünlere fıskiyelerle sıcak su püskürterek buharlama tekniğiyle sabaha kadar ısı sabit tutulmaya çalışıldı. Don olayıyla gece boyunca mücadele edeceklerini belirten Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevigen, Alanya'da sera içerisinde donla mücadelenin genellikle püskürtme tekniğiyle yapıldığını söyledi. Sevigen, seranın dışarısında bulunan havuza su basıyoruz. Hava ne kadar soğuk olursa olsun su 14-16 derece arasında oluyor. Sıcak su boruları vasıtasıyla seraya gelerek burada fıskiyeler kendi etrafında dönerek içeride buhar oluşturuyor. Buharda içerideki hava derecenin 2 ile 4 derece yükseltiyor. 0 dereceye gelindiğinde ürünler donmaya başlıyor. Uyarılarda -2 ile -4 derecelere kadar görüleceği söylendi. Ürünlerimizin örtü altında olmasından dolayı biz 1-2 derece avantajlı oluyoruz. Eğer -5'e kadar düştüğü zaman ürünlerde ağaçlar da tamamen donacak. Meyvenin dışı tamamen kararacak, dışındaki kabuğu sayesinde içindeki ürünlere bir şey olmayacak. Ama ne kadar içine bir şey olmasa da ürünler kararmış meyveler olacak dedi. Örtü altı muz üreticisi Makbule Zeybek, don nöbeti tuttuklarını söyledi. Zeybek, burada 3 dönüm muz seramız var. Hava sıcaklığının eksileri düşmesiyle don olacağı için kazanlarımızı yaktık. Bu kazanların buharıyla ürünlerimizin donmamasını sağlayacağız dedi. Meteoroloji yetkilileri zirai don
soğuğun uyarısını bugün de yineleyerek gece saatlerinde sıcaklığın eksi derecelere düşmesiyle don beklendiğini açıkladı. Evet, sıradaki haberimiz de Kuzey Kıbrıs'la ilgili. Kuzey Kıbrıs'ın sosyal medyada tabii birçok yansımalar olduğu gibi ulusal medyaya da zaten bu haber taşındı. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mehmet Akıncı bir laf söyledi. Yani tabiri caizse laf değil de bal kabağı derler. Yani o misalde neredeyse bir ifade kullandı. Türkiye'ye bağlamak istemiyormuş, kendisi Güney Kıbrıs'a bağlamak istiyormuş. Bununla ilgili Alanya Türk Ocakları Başkanı Sayın Hasan Peker'in de bir açıklaması var. Onu da bir sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili seyirciler. Alanya Türk Ocakları Alanya Şube Başkanı Hasan Peker şöyle diyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın sıfatını taşıyan Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs şehitlerinin ruhlarını inciten beyanatını büyük bir üzüntüyle karşıladık. Ki hepimiz öyle, aynen öyle, katılıyoruz. Kıbrıs Türklüğünü yok etmeye yeminli, enosisçi Rum yönetimini Türkiye Cumhuriyeti'ne yeğleyen gaflet ve dalalet, hatta ihanet içindeki bu zihniyetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başında olması talihsizlikten öte utanç verici bir durumdur diyor Türk Ocakları Alanya Şubesi Başkanı Hasan Peker ve devam ediyor. Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'den farklı olduğu, Türkiye ile birleşme ihtimalinin korkunç olacağını diyor Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mehmet Akıncı. Özellikle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıskaca alınmaya çalışıldığını, bir dönemde sarf edilmesi kesinlikle kabul edilemez diyor Alanya Türk Ocakları Şube Başkanı Hasan Peker. Biz de aynen katılıyoruz. Bizim de söyleyeceğimiz tabii iki cümle var. Şimdi öncelikle yani sayın diyelim, yine makamı itibariyle sayın diyelim. Makama saygımızdan sayın diyelim. Sayın Akıncı, suyunuz bile Türkiye'den gidiyor. Bunu bile bu unutmayınız. Bu bir. İkincisi, vallahi biz oraya Ayşe tatile çıktı şifresiyle yola çıkarken biz oradaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da aynı şekilde hem vatandaşların haklarını hem de onların toprak bütünlüğünü, ellerinden yine de o enosisin, o Rum yönetiminin neler çektirdiğini herhalde hepimiz çok iyi biliyoruz. Kimi kime şikayet ediyoruz? Güney Kıbrıs'a gitmek, oraya dahil olmak istiyorsan bireysel olarak tabii ki gidebilirsin. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama orası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türkiye Cumhuriyeti topraklarıdır. Bu böyle bilinsin. Hayırdır? Acaba kimsenin kulağına ne üfledi de Libya ile Kıbrıs arasındaki o deniz alanını, o sahayı bütün dünyaya adeta çerme atar şekilde imzalanırken, anlaşma imzalanırken hani hayırdır derler, ne oldu? Orada biz bir üs kurmuşuz, İHA'larımızın insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçlarımız da Kıbrıs'ta. Sen rahat ol Mehmet Akıncı. Biz Kuzey Kıbrıs'ı da çok iyi biliyoruz. Kıbrıslı vatandaşın da haklarını en iyi savunan yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu da böyle biline. Evet, bir başka haberimiz tabii öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Bakanlardan Mehmet Özhaseki Antalya Serik'te Sayın Antalya eski belediye başkanı Menderes Türel'le bir trafik kazası geçirdi. Sayın Özhaseki'nin bir de burnundan bir operasyon yapıldı. Akıllara ilk gelen şey, yani acaba emniyet kemerini mi takmadı yoksa emniyet kemeri takılıydı da daha büyük bir felaketi önlemek için sadece o kadar mı burunda çok hafif bir operasyon geçirildi? Eğer öyleyse tabii ki çok büyük geçmiş olsun diyoruz. Hem Sayın Özhaseki'ye, hem Menderes Türel'e, hem de yanındaki arkadaşlara da Alanya Medya ailesi olarak kendilerine büyük geçmiş olsun diyoruz. Evet, gözü yaşlı bir anne, hastane yönetiminden şikayetçi, 20 aylık çocuğuna kanser teşhisi konuluyor. Bu tedavi esnasında da
Kendisi, kendi ifadeleri, annenin ifadesi, annenin adı Sevgi Mina. Sevgi Mina hanımefendinin kendi iddiasıdır. Bana her şey normal diyorlardı, çok iyi diyorlardı. Sonra birdenbire enfeksiyon kaptığını ve daha sonra ölümle sonuçlandığını, bunda hastane yönetiminin ihmali olduğunu ifade ediyor. Kendi ifadesi Sevgi Hanım'ın. Tabii bu araştırılmalı. Bu işte kimlerin ihmali varsa bu da aynı şekilde en azından bir annenin de yüreğine su serpen bir açıklama, hastane yönetiminden de bir açıklama yapılırsa seviniriz diyoruz. Tekrar Allah rahmet etsin diyelim. Çocuk zaten günahsızdı, melekti. Yaşasaydı hayırlı ömür olurdu. Annesine biz de buradan Alanya Medya olarak sabrı cemil niyaz ediyoruz sevgili seyirciler. Evet, yine o haberle ilgili hastane yönetimine ve savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Onu da dile getirmiş olalım. Bu da çok enteresan bir haber. Ölüm mesajını rüyasında aldığı kızının katil zanlısı için idam istiyor. Şimdi bir anne rüya görüyor. Rüyasında eşinden ayrılmış olan ya da aralarında sorunu olan kızı kendisiyle beraber kaldığında bir rüya görüyor. Rüyasında damadı diyelim yine veya kızının eski eşi diyelim, rüyasında gelip kızını öldürdüğünü görüyor ve bir gün sonra mı birkaç gün sonra mı, o tam gün belli değil, gördüğü rüyanın aynısını gerçekleştiğini söylüyor. Tabii kızının katiline ki cezaevinden firar da etmiş aynı zamanda idam istiyor. Anne yüreğidir bu. Ama ben bir şeyi çok net söylemek istiyorum sevgili seyirciler. Ortada bir can gittiği zaman, sebepsiz yere bir can gittiği zaman bunun hakkı belki en çok geride kalanların vermesi daha doğru diye düşünüyorum. Çünkü giden can geri gelmiyor. Aleme ibret için, hani her fırsatta da konuşuluyor idam, idam, idam diye. Artık şu idam gerçekten gündemde kalmalı demiyorum. Gündemden kalkmalı ama onun yerini dolduracak çok iyi bir yasayla. Ağırlaştırılmış müebbet midir? Hani idamın bir altı veya kısas bile olmayabilir ama yine de ben canın gittiği yerde idamın olması taraftarıyım. Evet, bu da son haberimiz. Düdüklü tencere patladı. Vallahi düdüklü tencere oldu olası herkesin neredeyse korkulu rüyasıydı. Artık düdüklü tencerelerin, hani o geçmiş dönemdeki o patlayan düdüklü tencerelerden eski düdüklü tencereler mi patlıyor? Yoksa kullanımında bir yanlışlık mı yapılıyor? O da çok enteresan. Melek Hanım akşam yemeği yaparken bir anda düdüklü tencere bilinmeyen bir sebeple patladığını söylüyor. Yine Melek Hanım'a da biz de Alanya Medya ailesi olarak kendilerine geçmiş olsun diliyoruz. Bugünkü haberlerimiz bu kadar. Sevgili seyirciler, yalnız haberlerimizi bu ilk yayınımız olduğu için tabii ki eksikliklerimiz, yanlışlıklarımız olmuştur. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola diyorum. Yarın ana haber bülteninde tekrar buluşmak üzere iyi akşamlar diliyorum.